İki ay bir haftadan fazla oldu geleli. İlk geldiğimde toplantı yaptığımda söylediğim sözler vardı. Beş maçta beş puan aldığımızda da söylediklerimde de benzer şeyler vardı. Bugün de baktığımızda ona benzer yine sözleri söylemek durumunda kaldığım için üzgünüm. Daha da önemlisi takımımızın oynadığı oyundan ve aldığımız sonuçtan dolayı hem oyuncularımız hem biz hem yönetim hem başkan hem taraftar hepsinin üzgün olduğunu biliyorum. Dolayısıyla oynadığımız oyun ve sonuç bizi üzmesi yanında o günkü söylediğimiz ve 5 maç sonra söylediğimiz 5 maçta 5 puan aldığımızda söylediğimiz konuların aynı yerde olmasından dolayı bütün taraftarlardan, başkanından ve yönetimden özür diliyorum. Çünkü bu işin yetkilisi ve sorumlusu benim. Dolayısıyla daha iyisini yapabilmek için buradayız. O gün de söyledim, sorunları ve mazeretleri, şikayetleri söylemeden yola devam edeceğiz. Tabii durum tespitleri yapacağız dedik. Ama gelinen noktada 11 maçta 12 puan Trabzonspor'a yakışmıyor. O gün de söyledik, büyük kulüp, büyük takım, büyük oyunlar oynamalı. Herkesin gurur duyacağı oyun oynamalı. Beklentilerimize ulaşamadık. Moral bozukluğu ve özgüven sorunu o gün de konuşmuştuk. Bugün de devam ediyor. En büyük sorunlardan bir tanesi bu. Bir takım fizik, teknik, taktik olarak da problem yaşar. Psikolojik, zihinsel, mental olarak, sosyal olarak da sorun yaşar. Bizimkisi fizik, teknik, taktikten daha çok fizik, teknik, taktiği kullanacak özgüven sorunu yaşıyoruz. Beklentilere cevap verememek de bunları arttırdığını düşünüyorum. İstikrarlı da gitmiyoruz. Mesela ilk geldiğimizdeki maça asılma, maçta savaşma duygumuz daha sonra Kayseri maçıyla başlayan ve o dediğimiz 5 maç kadar devam eden maçlarda hep saldırgan, oyuna hakim olan, taraftarın beklediği futbol anlayışını tam olarak ortaya koymamıştık. O zaman Konya maçıyla kazanmıştık. Yine beraber kaldık, döndük. Başakşehir'i yendik. Arkasından kazanmayı düşündüğümüz 3 maçta ki Göztepe maçı ilginçtir. Kaybettiğimiz 3 maçta kazanacak durumlar ortaya çıktı. Evet Göztepe'de olumsuz bir oyun var ama rakip 30. dakikada 10 kişi kalmış. İkinci yarı 10 kişiden bizi 2 gol atmış. Bir görüntü verdik. 2 Fenerbahçe maçında iyi oynamaya rağmen kaybettik. Rize maçında da öne geçmemize rağmen kaybettik. Yani oyuna başlangıçlarımızda da zaman zaman iyi olsak istikrarlı devam etmiyoruz. Genel felsefemizde, oyun yapımızda oyunumuzu etkileyen faktör benden önce de vardı. Bende de devam ettiğini düşünüyorum. O konuda da eleştirilere saygı duyuyorum. Çok basit top kayıplarımız var ve bunların çoğunda da gol yememiz var. Bir de rakibe uzak olup temassız oynamakta oyunumuzu çok olumsuz etkiledi. Bu son maçta da var. Yediğimiz gollere baktığımızda sayısal fazlalığımız var. Yani rakibe eksik yakalanmadan geriye çekilerek koruma anlayışını durduğumuzda bu bir oyuncunun psikolojik yapısıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Ama bunu da düzeltecek olan benim. O yüzden oyuncuların iyi niyetinden çalışmasında bir şikayetim yok. Ama kendileri de kendi oyunlarından memnun olmadığı için bir güven kaybıyla sahada oynuyorlar. Bu sadece bir oyuncu değil, çok oyuncu da var. Tabii ki burada kar olacağız. Bu bizim bize yakışan bir oyun değil, sonuç değil. Acı çekeceğiz ama pes etmeden savaşacağız. Daha fazla birbirimize yanaşıp bu durumdan kurtulmak durumundayız. Geniş kadromuz var. Şimdi bunları bir mazeret değil de tespit olarak da sizinle paylaşmak isterim. Kadronun genişliği, sayısal fazlalığı rekabeti ve başarıyı getirmedi. Çünkü olumsuzluklar üzerinden gidince geniş kadroda dışarıda kalan da mutsuz oluyor. İçeride kalan da bekleneni vermediği zaman o da mutsuz oluyor. Devre arasına kadar takım üzerinde fazla oynama yapmadan mevcut oyuncuları da kullanarak aynı şekilde teknik heyette veya diğer taraflarda fazla bir iş yapmadan devreye kadar gidip devrede yapacaksak bir iş yapalım. Zaten transfer oyuncu için bu geçerli. Diğer konularda o zaman değerlendirdik. Çünkü daha olumlu, daha pozitif işler olacağını düşünüyorduk.
Ama bu kadronun sayısal fazlalığında idmana çıktığımızda, ki bunların birçoğu milli takım oyuncusu olanlar da var aslında, verim olmayınca, onlar da kenarda kaldığında mutsuz olduğunda, ben kendileriyle konuştuğum için sizle de rahatlıkla konuşuyorum. Bu yeniydi yani. Bir aydan fazla oldu. Bu her oyuncu için geçerli. Bütün oyunculara söyledim. Devre arasına kadar transfer alma ve verme şansımız yok. Ama burada mutlu olmayan, gitmek isteyen olursa, ait olma duygusu olmayan olursa değerlendiririz. Aynı şekilde biz de bu kararı verebiliriz ve bazı oyunculara eğer ki o zaman da gitme durumları vardı, kiralık gitmek durumları olanlar. Ben kendileri de kalktık, kulüp bu sonra yine gideceklerdi. Gitme durumu olanlar için söylüyorum. Ama diğerlerine de şansını kullanırsan kullan, kullanamasa yine de kulüp bul. Çünkü hazırlıklı ol diye. Onlar için de şu anda 4 tane oyuncu. Sadece Umut Bozok zaten kadro dışıydı. Tekrar bu şekilde yine kadro dışı kalmış oldu. Bir problemden dolayı değil. Yani yanlış anlaşılmasın orada. Çünkü karakteri ve oyuncu olarak hepsi değerli oyuncular. Ama takıma yararlı olmayacağını düşündüğümüz, kendilerinin de transfer sezonunda kahvesinin biteceğini düşündüğümüz için kendileri için de dahil olacağını, kulüp bulup giderseler biz de bunları gelecek planlarda olmadığı için değerlendirmelerini kendilerinin yapmasını istedik. Hem ekonomik olarak hem teknik olarak daha iyi olacağını düşündük. Onun yüzden aramızda olmayacaklar onlar. Takıma katkı yapamayacağını düşündüğümüz sadece onlar değil. Her oyuncu gidebilir. Burada mesela bazı oyuncular, bunları da tabii haklı eleştiriler de gelebiliyor. İşte oynamayan oyuncuları göndermiş oluyor. Hayır, oynamayan değil. Oynayan da gidebilir. Oynayan da gidebilir. Şimdi takımda iyi oynayıp da oyuncu transfer oluyor. Her takımda olabilir. Bizde de olabilir. Burada yaptığımız şey de uygulamada elimizde şu anda olan oyuncular içerisinde gitmek isteyen olursa veya bizim göndermez durumumuz olan oyuncular da gidebilir. Bunu karşılıklı kulübe söyleyebiliriz. Şu anda sadece bu 4 arkadaşımız olmuştur. Devreye kadar maçlarımız var, 7 maçımız var. Bu 5 tanesi önce oynadıktan sonra haftada bir, daha sonra bir boşluk olacak. Sonra 2 maç oynayıp devre arası olacak. Zaten 13 Ocak'ta transfer ayı var. Dolayısıyla bu kadroyla o zamana kadar gidebileceğimizi düşünüyoruz. Sayıyı azalttık, sorumluluğu daha fazla yayarak rekabeti kendi içinde yapıp bu özgüven kaybını da gidererek yarışmaya devam etmek istiyoruz. Haklı olarak Trabzonspor'un ismi de belli, beklentisi de belli. Şampiyonluk yarışında olan bir takımdır. Olmuştur, olmamıştır bu yarışta olmalı. Şu andaki şampiyonluk hedefimizde uzaklaştığımızı düşünüyorum. Ama Avrupa kupalarına katılmak, Türkiye kupasını kazanmak hedefleri arasında olmalı. Bunu şampiyonluk sonrası bütün takımlarda olduğu gibi bazen o başarı kısa bir süre sürdürür ama daha sonra kaçınılmaz olarak olumsuz tablolar ortaya çıkabilir. Trabzonspor da bunu yaşadı. Şu anda elimizde olan oyunculardan 3-5 tanesi o şampiyon kadrodan olan oynayan belki kaleciyle riske göre alırsınız. Diğerlerinin o kadar fazla oynamadığı düşünüyorsunuz. Sayısı az olarak bizde. Yeni katılan 13 tane oyuncu var. Altyapıdan gelen oyuncu var. Dolayısıyla bir yapılanma da kendi içinde oluyor. Olmak durumunda. Ama bunlar ne kadar büyük bir Trabzonspor taşır onu göreceğiz. Eksik kalırsa devre arası ve sezon sonunda ancak transfer yapılabilir. Dolayısıyla bu yılı bir yapılanma süreci içerisinde de düşünmek lazım. Toparlanma daha çok. Çünkü bir kadro oluşturmak, ben geldiğimde bunu söyledim. Yani eldeki alınan oyunculardan, mevcut oyunculardan bir 11 yapıp İdeal bir 11 çıkarırsak çok iyi ama yine de transfer yapması gerekecek. Ama eksik olan mevkileri de transfer etmek durumunda bu değerler arasında 3-4 olur, kaç olur bilmiyoruz, bakacağız. Dolayısıyla giden oyuncu da olmak doğaldır yani bu önümüzdeki dönem. Takımla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Takımın sorumlusu benim. Başkan yetkili sorumluluğu bana verdi. Dolayısıyla yönetimsel bir durumumuz yok. Yani takımın da yönetimden kaynaklanan herhangi bir sorun yok. Bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Takımda çalışma ortamı bugün daha önce söyledim. Keşke bugün sonuçlar iyi olsaydı yine bu toplantıyı yapsaydı. Yine aynı şeyi söyleyecektim. Geldiğim ilk günde de söyledim. Sorunları biliyoruz, paylaşıyoruz. Eldeki kadromuz da belli. Ama bunları daha yararlı yarattı. Daha çok çalıştırarak, hedefe yöneterek ki başından beri onu anlatmaya çalışıyorum oyuncular. Sonuçlardan bağımsız kendi futbol kimliğiyle futbol oynamaya çalışmamız. Takımın futbol oynaması bence önemli.
Ben oynadığı zaman, kaybettiği zaman evet üzülürüm. Her maç kaybettiği zaman üzülürsünüz ama umutlu olurum. Ben ikinci de söyledim. Taraftar mutlu olmak istiyor ama daha da önemlisi umutlu olmak istiyor. O umudu da biz vereceğiz ona sahada oynadığınız oyunda. Ama Trabzonspor geçmişte de zor günler gördü. Bunları aştı. Yine aşacağımızı düşünüyorum. Herkesin gurur duyacağı, ses getiren bir Trabzonspor olacaktır. Bundan asla şüphem yok. Çok iyi dönemler geçirdik. Şampiyonluklar kaçırıldı. Zor dönemler geçirdik, tekrar çıktı. Bunlar sahada olan hadise ama kulübün, camianın, taraftarın bütünlüğünün asla bozulmasının, negatifliğinin asgariye inmesi gerekir. İndirmek için de bize ne düşüyorsa yapacağız. Bazen söyle mum hikayesini her zaman söyledim. Işık vermek için insan mum kendini yakar. İnsan da hizmet etmek için bazen kendini yakmalıdır yani. Daha doğrusu emeğini, her şeyini ortaya koymalıdır. Ona ihtiyacımız var. Bu benim için de, yönetim için de, oyuncu için de geçerli. Taraftar çünkü bunu bekliyor. O duyguyu yakaladığı zaman Trabzonspor'un asla geleceği karanlık olmaz. Aydınlık olur. Bu kara bulutları dağıttınız. Fırtınayı tekrar estiririz. Güneşli günler ve aydınlık günleri göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu tecrübemiz var, bu birikimimiz var. Ama bunlar tabii zaman alacaktır. Yeni bir kadro oluştururken altyapımıza dair, dışarıdan transferde dair, eldekileri de değerlendirerek uğraşacağız. Ben kendi dönemim için söylüyorum. 3 yıllık bir plan içerisinde bu yılı toparlama, gelecek sene yarışma, tamamlama ve uzun vadeli bir Trabzonspor yaratmak ki bunun içerisinde demin söylediğim altyapı planlaması da vardır. Transfer işleyişleri de vardır. Bu kadronun oluşturulması da vardır. Başkandan aldığım edindiğim itibarı bizim ihtiyacımız olan her şeyi sınırları zorlayarak yaparız diyor. Ancak şunu da söyleyeyim, ben de Trabzonspor bünyesinde bir taraftar olarak da düşünürseniz, bir yetkili bir kişi de düşünürseniz, biz hiçbir zaman Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın yaptığı harcamaları yapamayız. Hele bu son yıllarda yapılanları akılla izah etmek mümkün değil. Yani o yüzden başkanı yönetimi takdir ediyorum. Alınan şampiyonluğu da kutluyorum. Ama başarılar sonrası başarısızlıklar da zaman zaman olur ki bu bütün Avrupa takımlarında olmuştur. Şimdi bu yıl baktığınız zaman Şampiyonlar Ligi'nde olsun, kendi liginde olsun, oynadığı oyunla dünyada örnek olan Manchester City bile zaman zaman dalgalanma geçirebiliyor. Napoli'de, Lille'de, Monaco'da şampiyon oldu, sonra kaybetti, tekrar düşüşe geçti. Yani bunları kötü örnekleri vererek kendimizi teselli etmek için değil, kendi gerçeklerimizi bilerek yapalım ama paniğe gitmeden doğruları tartışalım diye söylüyorum. Az olanı tamamlayacağız, fazla olanı atacağız, bunu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar hep söylüyoruz, bu iş yapmak zordur, yıkmak kolaydır. Heykel taştan yapılır ama taştaki fazlalıklar atılır. Ama kolay mı olur? Hayır. O kadar zordur ki zaman ister, sabır ister, çalışma ister. Yani taş uygundur, çok kolay bir zamanda ve ustasıyla yapılabilir. Bazen bocalarsınız. Yani bir taştan yapıyorsunuz onu. Heykel. Bu bir iş de böyle, bu kolay bir iş değil. İnsanları yapıyorsunuz. Şu andaki o dışarıda kalan oyuncuların, efendi olan çocuk arkadaşlarımızın durumuna üzülüyor muyuz? Üzülüyorum. Ama ben en çok Trabzonspor'a üzülürüm. Yani onların da kaybetmeyeceği, Trabzonspor'un da kazanacağı bir durum olsun istiyoruz. Keşke hepsi çok iyi oynayıp da öyle transfer olup gitseler. Elimizdekiler de, altyapıdan gelenler de. Yani şöyle, ya altyapıdan da alalım, üstten de alalım ama bakalım. Tesadüfe daha az bırakmamız lazım. Yürümeden koşamayız yani. Biz acele ediyoruz bazen. Geçmişte de şampiyon olduğumuz dönemlerde uzun yıllardan sonra son şampiyonlukta da baktığımızda Trabzonspor oraya kolay gelmedi. Bir sürü sıkıntıları gördü. Başarı ve sıkıntılar. Şimdi yine görecektir.